Denklemi x kare artı y kare eksi 8x eşittir 0 olan çember ile denklemi x kare bölü 9 eksi y kare bölü 4 eşittir 1 olan hiperbol a ve b noktalarında kesişmekteymiş. Eğimi pozitif olan ve aynı zamanda çember ile hiperbole teğet olan doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir diyor. Evet, karşımızda çok güzel bir soru var ve nedense bu sorunun çözümünün birkaç video süreceğini düşünüyorum. Ama bir yerden başlamak lazım öyle değil mi? Öncelikle soruda ne sorulduğunu anlamaya ve seçenekleri gözümüzün önüne getirmeye çalışalım. Gelin işe elimizdeki verileri görselleştirmekle başlayalım. Şunu x türünden tam kare yapalım. Çember denklemi formatına getirelim. x kare eksi 8x Sonra bir de artı y kare var. Burayı tam kare yapabilmek için boş bıraktım. Eşittir 0. Şimdi 8'li bu terimin yarısının karesini iki tarafa da ekleyeceğim. Eksi 8'in yarısı eksi 4'tür. Karesi de 16 eder. Evet. İki tarafa da 16 eklediğimizde x'li terimi tam kareye tamamlamış oldum değil mi? Bu x eksi 4'ün tam karesi ile aynı şeydir. Y kareyi de ekliyorum ve eşittir 16. Böylece denklemini bulduğumuz çemberin merkezinin apsisi 4, ordinatı 0, yarıçap ise 4. Grafiğini de çizelim. Bu yatay yani x eksenimiz, bu da düşey yani y eksenimiz. Merkezi için 4,0 noktasına gideceğiz. 1 2 3, 4, virgül 0. Yarı çapı da 4 olduğuna göre çemberi bu şekilde çizebilirim. Evet, daha düzgün çizersem daha iyi olacak. Bu üst kısmı, bu da alt kısmı. Yine çok iyi olmadı ama idare edin lütfen. Çemberi çizdiğimize göre sıra hiperbolde. Denkleme baktığımızda x kare terim pozitif olduğu için hiperbolün kollarının sağa ve sola açılacağını söyleyebiliriz. Nedenini tam olarak hatırlamıyorsanız koniklerden bahsettiğimiz videoları gözden geçirebilirsiniz. Hiperbolün x eksenini nerede keseceğini bulmak için de y'yi sıfıra eşitliyoruz. x kare bölü 9 1'e eşit oluyor. Buradan da x artı ya da eksi 3 oluyor değil mi? Buna göre hiperbolü de bu şekilde çizebiliriz. Evet burası artı 3,0 olduğuna göre hiperbolü şöyle çiziyorum. Ee, evet, eksi 1, 2 ve 3,0 noktasından geçerek hiperbolün sola açılan diğer kısmını da bu şekilde çiziyorum. Problemde bahsi geçen A ve B noktaları ise evet işte bu noktalar olmalı. Çizimi tamamladığımıza göre bizden neyi bulmamızı istediklerini artık öğrenelim. Eğimi pozitif ve çember ile hiperbole teğet olan doğrunun denklemi demişler. Hem hiperbole hem de çembere teğet olan bir doğru. Hmm, bunu biraz düşünelim. Eğimin pozitif olması için doğrunun çemberin negatif eğimli olan kısımlarında teğet olmaması lazım. Kısacası teğetin burada ve burada olmayacağını söylemeye çalışıyorum. Peki doğru çembere burada teğet olabilir mi? Hayır olamaz. Çünkü çembere burada teğet olursa gördüğünüz gibi hiperbole teğet olamıyor. Ve bundan dolayı doğrunun çembere şu an mavi ile işaretlediğim kısımda teğet olması lazım. Peki, bu kısımda doğru hiperbole nasıl teğet olabilir dersiniz? Hiperbole bu şekilde teğet olabileceğini düşünebiliriz ama hiperbolün bir asimtotu olacağını unutmamalısınız. Evet asimtotun ne olacağını da şu şekilde çizebiliriz. Ve hiperbolün eğiminin bu doğrunun eğiminden her zaman çok az büyük olacağını da söyleyebiliriz. Nedenini soracak olursanız hiperbol bu doğruya yani asimtotuna giderek yaklaşacak ve bunun için de eğiminin asimtotun eğiminden birazcık büyük olması gerekecek. Doğrunun hiperbole teğet olabileceğini olabilmesi içinse eğiminin daha da büyük olması gerekir. Ama çemberin bu kısmına teğet olan doğruların eğimleri asimtotun eğiminden küçük olacağı için e, bu arada bu dediğimin iyice anlaşıldığından emin olmak istiyorum. Hiperbolün pembeyle boyadığım kısmının eğimi asimtotun eğiminden büyük. Çünkü hiperbol ancak bu şekilde asimtota yaklaşabilir ve bunun için de teğet olacak bir doğrunun bu kısımda hiperbole teğet olacak bir doğrunun desem daha doğru olur. Eğimi asimtotun eğiminden daha büyük olmalı. Gördüğünüz gibi çemberin bu kısmına teğet olan bir doğru çizdiğimde eğimi asimtotun eğiminden küçük olduğu için Başka bir şey düşünmemiz gerekiyor zaten ve doğrunun hiperbole teğet olabilmesi için yapabileceğimiz tek şey hiperbole burada, çembere de burada teğet olan bir doğru düşünmek. Evet, aradığımız pozitif eğimli ortak teğetin bu olduğunu düşünüyorum. Hemen çizeyim. Eğimi pozitif olan ortak teğet morla çizelim. İşte buna benzeyecek. İşte buna benzeyecek. Soruyu görselleştirmeyi başardığımıza göre, sıradaki videoda bu doğrunun hem çembere hem de hiperbole teğet olabilmesi için nasıl bir şey olması gerektiğini inceleyeceğiz.